Çıkış yarası yok. Sağ omzunun üzerinden girmiş. Omurgasına saplanmış olabilir. Hemen BT çekelim. Zeynep. Zeynep. Suat. Kurşunun bulunduğu yer tehlikeli olabilir, tamam mı? Bel fonksiyonlarını kontrol etmeliyiz. Elimi sıkmanı istiyorum Suat. Tamam mı? Adamı yukarı taşıdılar. Durumu nasıl? Zenan, dışarıda bekle. Dışarıda beklemeyeceğim. Suat. Bize bir dakika izin verir misiniz? Sadece bir dakika. Zenan. Hayır. Lütfen bir şey söyleme. Üzgün olduğunu biliyorum. Beni nakil olayın dışında bırakmak istemediğini biliyorum. Hiç kızgın değilim. Yani kızgındım ama artık değilim. Önemli olan tek şey senin iyileşmen ve bunu atlatman. Ben yanındayım. Neye ihtiyacın varsa ben buradayım. Ne istersen. Zenan. Benim istediğim tek şey... gidip Ömer Güven'i kontrol etmen. Tamam. Nasıl istersen. Didemciğim, geldiğin için teşekkür ederim. Bu kadar gizli ve önemli şeyin ne olduğunu öğrenebilir miyim? Yeğenimin doğum günü partisi vardı. Ablam evde kalıp göz kulak olmamı istedi ama ben pek başarılı olamadım galiba. Hande Ülkü 18 yaşında. Seksüel birleşme sırasında bilincini mi kaybetti? Sessiz ol lütfen. Sorun değil Nisa teyze, ben iyiyim. Haldun amcam bunları duyarsa ikimiz de iyi olmayacağız. Hande iyi değil mi? Hande, çok üzgünüm. Yardıma mı ihtiyacınız var? Zenan'ı mı çağırdın? Yok, hayır. Ne oluyor burada? Livat kablosunu kesti. Ne demek livat kablosunu kesti? Onu öldürmeye mi çalışıyorsun sen? Onu kurtarmaya çalışıyorum. Durumunun kötüye gittiğini ispat etmek zorundayım. O zaman organ nakli listesinin başına yükselecek ve Suat kalbi alacak. Hayatımda bu kadar manyakça bir şey duymadım. Her şey yoluna girecek. Birazdan Suat gelecek. Suat. Halledeceğiz. Zeynep. Suat buraya geldiğinde her şey düzelecek, tamam mı? O ne yapacağını bilir. Suat buraya gelmeyecek. Ne? Suat vuruldu. Kızlar, hadi artık evinize dönün siz de. Olur mu hiç öyle şey? Babasına söyleyecek misiniz? Gelip bacaklarını kırsın diye mi? Hayır, mecbur kalmadıkça bir şey anlatmayacağım. Yiğit. Ne?
Hı? Çabuk kaybol. Nisa? Ha, yoksa Suat'ın haberini mi aldın? Ne çabuk? Suat mı? Hayır, ne oldu ki Suat'a? Vuruldu. Aa, Suat vuruldu mu? Hande? Hande'ye ne oldu? Söylesene. Neden haber vermedin Nisa? Ne oldu ona? Tamam bak, her şeyi anlatacağım. Gel, şöyle bir yerde oturalım seninle, hadi. Gel hadi gel. Ne oldu, anlatsana. Suat gelmiyor mu? Suat gelmiyor mu? Zeynep, sen iyi misin? Yani Suat gelmiyor mu? Hayır gelmiyor, kes artık şunu. Ömür ölecek. Benim yüzümden ölecek. Bunu şimdi mi düşünüyorsun? Birilerine haber vermek zorundayız. O zaman da Ömer kalbi alamaz ve Zeynep hastaneden kovulur. Ben gidiyorum. Zeynep dur. Şu an Suat da ölüyor olabilir. Kurşun yarası var ve her an bir komplikasyon çıkabilir. Eğer beyninle düşünseydin bunların hiçbiri olmazdı. Başka bir yol bulamadım, tamam mı? Bu dünyada kural diye bir şey var. Aptal kafana göre takılamaz. Bazen kurallar bir işe yaramıyor ama. Bu konuda seni defalarca uyardım. Defalarca kıçını kurtardım. Ya susun, susun yeter. Kimse buradan ayrılmıyor. Ve kimse de ölmüyor. Susmanız iyi oldu. Bütün bu ölüm konuşmaları sinirime dokunuyordu. Bence Ela'yı dinleyelim. Bir planı var gibi. Gerçekten bir planın mı var? Bana birkaç dakika zaman verin. Nisa lütfen, ne olur. Bunları duymak istemiyorum. O hala küçücük bir kız. Daha birkaç sene önce bebekti. Nasıl yapar bunu? Nasıl yapar? Çıldıracağım. Haldun, lütfen sakin ol. Kadın doğumdan birini çağırmalıyım. Ben Didem'i çağırdım. Hastanene dışarıdan doktor çağırmamdan hoşlanmadığını biliyorum ama aklıma başka bir şey gelmedi. Hah, o da geldi. Merhaba Haldun Bey. Merhaba Didem. Kanama durdu ama pelvik muayenesi beni endişelendirdi. 3 yıl önce Hande'ye yumurtalık kanseri teşhisi kondu. Doğurganlığını koruması için yumurtalıklardan sadece biri alınmıştı. O zamandan beri kontrollerde hep temiz çıkıyordu. Yine de emin olana kadar endişelenmeyelim. Tekrar geçmiş olsun. Sensin o değil mi? Gel buraya. Seninle konuşacağım. Dur. Kaçma. Kaçma. Dur. Haldun. Kerata. Kıracağım kemiklerini senin. Öldüreceğim seni. Hayır. Bu aptalca bir plan. Madem Suat gelemiyor, Ömer'in durumunu kendi kendimize düzeltmek zorundayız. Kan vermeye başlayalım. Eko yapalım. Ve bunu Zeynep'in yaptığını kimsenin bilmesi gerekmiyor. Ama daha önce hiçbirimiz kendi başımıza eko yapmadık. Zeynep yaptı. Suat onu öğretmişti. Bu işe dahil olmayacağım. Peki ya bu Suat'ın başına gelseydi? Ya benim yerimdeki sen olsaydın? Bu çok, çok kötü ve ciddi bir şey. Ve bir sürü kural çiğnenecek. Bunu yapmak istemiyorum. Ya benim yerimde olsaydın dedim. Ben hastama aşık olmazdım. Sen uzman doktoruna aşık oldun. Tamam oldum. Ne ilgisi var? Bununla bir ilgisi var mı? Mesele bu mu yani? Mesele insanın kime aşık olacağını seçemeyişi. Kime aşık olacağını seçemezsin.
Elleri soğuk. Benim ellerim her zaman soğuktur. Evet, ellerin soğuk. Soğuk ellerim var benim. Kurşun kol sinirlerine saplanmış olabilir. Bu çok tehlikeli. Evet, çok tehlikeli. Benim ellerim hep soğuktur. Çocukluğumdan beri. Nefes borusunun sağ tarafında soluğum sesi yok. 14 ölçü anjiyo verin, çabuk. Çabuk, çabuk. Acele edelim. Ciğerlerine hava gitmedi. Ama iyisin. Şimdi iyisin. Vuruldu mu? Ne diyorsun ya? Bak, testleri kendimiz yapmak zorundayız. Bize bir saat vermişlerdi. Süremiz dolmak üzere. Sadece birkaç dakikamız kaldı. Bak size söyleyeyim, bu kadın çok dişli. Hasan, onu oyalamak zorundasın. Ela, ben bu işin içinde olmak istemiyorum. Bu çok tehlikeli. Siz farkında değilsiniz herhalde ama Ömer yüzünden hepimizin doktorluk hayatı bitecek. Sen nasıl girdin bu işe? İnanamıyorum ya. Hasan, bunu yapmak zorundasın. Değilim. Ömer benim babamın oğlu mu? Hasan, yap şunu. Zeynep için yap. Ama garanti veremem. Hande, hastalığınla ilgili belirtiler var mıydı? Karın bölgesinde ağrı, mide bulantısı, herhangi bir şey. Hayır, o çok iyiydi. İyi değildin değil mi? Yaklaşık bir aydır kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bir aydır kendini hasta mı hissediyorsun? Ben sadece... yeniden hastanelere taşınmadan önce... doğum günü partim olsun istedim. Yeniden kanserli kız olmadan önce yani. Öbür yumurtalığım da alınmadan önce sevdiğim adamdan. Kanser değil, değil mi? Değil, değil mi? Haldun'la evlendiğimiz geceyi düşünüyordum. Düğünden sonrasını. Hatırlayamıyorum. Çok utanıyordum. Tek hatırladığım bu. Bir de onun yanında olmaktan duyduğum mutluluk ve ona olan hayranlığım. Başka bir şey hatırlamıyorum. Ben bütün her şeyi hatırlıyorum. Keşke hatırlamasaydım. O kadar kötü müydü? Yok.
Sadece hoş değildi. Romantizm bekliyordum. Ama kocam için romantik olunması gereken zaman bitmişti. E hani nikah basmıştı. Hoş değildi işte. Bu küçük kız hayata yeni başlıyor sayılır. Belki hiç evlenemeyebilir. Belki bu onun ilk ve son deneyimidir. Lütfen Didem. O da evlenebileceğini, çocukları olabileceğini, bunları yaşamak için zamanı olacağını söyle. Çok üzgünüm Nisa. Kalbi nasıl görünüyor? Sol karınca kötü durumda. Kan akışını zorlukla sağlıyor. Senem. Üzgünüm. Suat için endişelendiğini biliyorum. Üzülme. Zenen, anlamaya çalışamaz mısın? Ömer'i seviyorum. Onu tanımıyorsun bile. Tanıyorum. Hayır Zeynep, onu bu hastanenin dışında hiç görmedin. Yine de onu tanıyorum. Evet, onunla nişanlanmadım. Ailesiyle tanışmadım. Evine gitmedim. Ama onu tanıyorum. Başka bir şekilde tanıyorum. Kalbimle tanıyorum. Veya ondan kaçacaktım. Ya da onun için savaşacaktım, anlıyor musun? Evet, ve kaçmalıydı. Kariyerine ve uğrunda emek verdiği her şeye değer veren akıllı bir insan kaçardı. Akıllı bir insan benimle evlenirdi. Ne? Ne dediğini duydunuz mu? Ömer bana benimle evlen dedi, değil mi? Ha? Evlen dedi, değil mi? Evet dedi. Ömer. Uyan. Ömer. Ömer. Ne oluyor? Kalbi durdu. Hayır hayır değil, kalbi durmadı. Kalbinde hareket var. Şok verelim. Şarj et. Hazır. Çekilin. Suat vuruldu mu? Öldü mü yani? Hayır, yaşıyor. Yazık. Organları epey işimize yarardı. Hadi arkadaşlar. Kalbimizi alalım ve buradan gidelim. Bu kalp henüz sizin değil. Hastanemiz hala test sonuçlarını bekliyor. Ama ben beklemiyorum. Bistüri. Bunu yapamazsınız. Yaptım bile. Ne oluyor burada? Ben Ebru'yu aradım. Ben de Filiz'i aradım. Onlar da Tolga, Bahattin ve Nilgün'e söylemişler. Nilgün de... Kızlar. Bugün onun doğum günü doktor bey. Hande bunu aylardır bekliyordu. Çocuklar. Çocuklar. Gençler. Beni dinleyin. Hande'yi görmek istediğinizi biliyorum. Eğer yarın gün boyunca daha küçük gruplar halinde gelirseniz onu görebilirsiniz. Kızlar, üzgün. Koca bir grubun bu koridorlarda dolaşmasına izin veremem. Burası bir hastane. İnsanlar hasta, insanlar... Ölüyorlar mı? Evet, bunu biliyoruz.
Haldun. Çocukları nasıl gönderirsin buradan? Nisa, duygusal davranıyorsun. Az önce ablama evladının yine kanser olduğunu söyledim. Evet, tabii ki duygusalım. Kıymetli kurallarını benim için yıkmadın. Peki. Ama yeğenim için bunu yapmanı istiyorum senden. O gencecik bir kız. Ve ne kadar ömrü kalmış olabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Ama bunu düşünmekten ne kadar kaçsam da biliyorum. Sen de biliyorsun. Annenin orta yaşlarını göremeyeceğini, evlenip mutlu olacak kadar uzun yaşamayacağını biliyorsun. Yeğenim için kurallarını bozacaksın Haldun. Bunu sana sormuyorum. Bunu yapmanı istiyorum. Bana yaptığını Hande ile telafi edeceksin. Ailene, hastalarına verdiğinden daha fazla değer verdiğini göstereceksin. Yoksa değil başhekimliği, cerrahlığı bile bıraksan bir daha asla yüzümü göremezsin. Yapıyorsun. Yüzük ve küçük parmağımda hissizlik oluşmaya başladı. Köprücük siniri atar damarında anevrizma var. Yapılabilecekleri biliyorsun sen de. Birkaç gün bekleyeceğiz. Belki anevrizma büyümez. Evet. Evet ama bu büyüklükte kalırsa da çok fazla hasar verir. Oraya girip onaracağız ve sinirlere yaptığı baskıyı azaltacağız. Ama bu ameliyatta sinirlere zarar verebilir. Evet. Ve kolum fonksiyonlarını yitirebilir. Evet. Bunu yapabilir misin? Bunun için yeterince iyi olup olmadığımı mı soruyorsun yani? Galiba öyleyim. Ama emin değilsin. Evet, emin değilim. O zaman ne yapmalıyım? Sen böyle sorular sormazdın. Senin de cevap veremediğin olmazdı. Bu hastanede saklanacak bir yer yok galiba. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Doğru cevabı bulamıyorum. Yeğenimin kanseri nüksetti. Daha 18 yaşında ve ölecek. Çok üzgünüm. Suat onurlu ve iyi bir adam. Yani ameliyathanede son derece hırslı ve kibirli ama aslında çok iyi biri. Ona saygı duyuyorum. O bu ülkenin en iyi kalp cerrahlarından biri. Ve söz konusu olan onun eli. Benim en ufak bir hatam onun cerrahlığına mal olacak.
Ayrımı yapamam ben. Onun sorumluluğunu üstlenemem ben. Suat iyi ve onurlu bir adam. Tıpkı senin gibi. Ama sen de kaçamayacak kadar fazla iyi ve onurlusun. Suat Bey, iyi misiniz? İstediğiniz bir şey var mı? Hayır. Teşekkürler. Emin misiniz? Biraz daha morfin. Ve Zenan. Pekala. Birazdan hepsi burada olacak. Zenan nerede peki? Benim yalaka asistanlarım nerede? Efendim? Peşimden ayrılmayan, her saniye bir ameliyat kapabilmek için yalvar yakar etrafımda dolanan asistanlarım. Nerede bunlar? Niye buz ya da morfin getirmek için burada değiller? Nedense bana bu konuda bir şeyler biliyor musunuz gibi geliyor Suat Bey. Fikret, ben bir hastayım. Suat Bey, asistanlarımla ne yapıyorsunuz siz? Ne yapacağız? Dovitamin ve dopamin vermeye başlıyorum. İkisini birlikte kullanabiliriz değil mi? Ya bilmiyorum. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Nesrettin, belki yardım olabilir. Görüşüm yerinden çıkacak gibi hissediyorum. Kalp atışı 217 çok hızlı atıyor. Hayır Zeynep, artık pompalama. İlaç vermeliyiz. Hangisini? Ya bilmiyorum, görünce anlarım. Bence kalbini durdurmalıyız. Bütün bunlar kalbimin atması için değil mi? Hayır, sadece 6 saniye durduracağız. Buldum. Burada adenosin yazıyor. Adenosin işe yararmış. Kalbi çok hızlı atıyor. Buna daha fazla dayanamaz. Tekrar şok mu versek acaba? Adenosini buldum. Hadi çabuk olun. Çabuk olun. Hemşireler adenosin verirken kolu yukarı kaldırıyor. Ölecek gibi. Söz veriyorum ölmeyeceksin. Sadece bir ilaç. Umarım doğru ilaçtır. Kitap doğru olduğunu söylüyor. Ölmeyecek değil mi? Ölmeyecek değil mi? Siz aptalların umarım bunun için bir açıklaması vardır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.